parası son 3 yılda 450 gün prim ödemiş olması ve son 60 gün hizmet akdine tabi olmak şartıyla verilecektir. Yani kısa çalışma ödeneği ileride alınacak işsizlik maaşından mahsup edilecektir. Kısa çalışma ödeneğinin yeni bir uygulama olmadığını ifade eden Yücel Apaydın, yaygın olmadığı için bilinmeyen bir uygulama yeniymiş gibi devreye sokulmuş. Kısa çalışma ödeneğinin kaynağı işsizlik fonudur. Bu fon bildiğiniz gibi işçilerin maaşından kesilen işsizlik paylarından oluşmaktadır. Yani işçilerin kendi parasıyla işçilere, sözüm ona, destek verilmektedir dedi. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi içerisinde salgından direkt ve en ağır şekilde etkilenen çalışan kesime yönelik sadece kısa çalışma ödeneği uygulaması getirilmiştir. Kısa çalışma ödeneği aslında yeni bir uygulama değildir. Yaygın olmadığı için bilinmeyen bir uygulama yeniymiş gibi devreye sokulmuştur. Kısa çalışma ödeneğinin kaynağı işsizlik fonudur. Bu fon bildiğiniz gibi işçilerin maaşından kesilen işsizlik paylarından oluşmaktadır. Yani işçilerin kendi parasıyla işçilere sözüm ona destek verilmektedir. Tabiri caizse çayın taşıyla çayın kuşu vurulmaktadır. Turizm sektöründe SGK verilerine göre 2018 yılında istihdamın 1.021.438 kişiye ulaştığını söyleyen Apaydın, aylık asgari kısa çalışma ödeneği tutarı 1.752 lira üzerinden hesaplanırsa tüm turizm çalışanları kapsam içine alınsa bile 3 aylık tutar 1 milyar dolar bile etmemekte. Suriyeliler için harcanan paranın çok azı da bu fonu finanse edebilecek değerlendirmesinde bulundu. Kısa çalışma ödeneği uygulamasının masa başında sektörel özellikler hesaba katılmadan hazırlandığı açıktır. Salgından sektör olarak en çok etkilenen turizm işçisinin mevsimlik çalışan olmaları dolayısıyla son 60 gün hizmet hakkına tabi olma şartını sağlayamayacağı işçi temsilcilerin fikri alınmaması sebebiyle hesaba katılmamıştır. Bu sebeple turizm çalışanları mağdur durumdadır. Turizm sektöründe SGK verilerine göre 2018 yılında istihdam 1.021.438 kişiye ulaştı. Aylık asgari kısa çalışma ödeneği tutarı 1.752 TL üzerinden hesaplanırsa tüm turizm çalışanları kapsam içine alınsa bile aylık ödenecek tutar 1.789.559.376 TL'dir. 3 aylık ise 5.368.678.128 TL olacaktır. Yani turizm çalışanlarının tamamına verilecek kısa çalışma ödeneğinin 3 aylık tutarı 1 milyar dolar bile etmemektedir. Suriyeli sığınmacılara 40 milyar dolar harcayan devletimiz bunun 1/40'ından az bir rakamla 3 ay turizm çalışanlarını finanse edebilecektir. Apaydın, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın açıkladığı verilere göre 2019 yılı turizm geliri 34,5 milyar dolar. 2018 turizm geliri ise 29,5 milyar dolardır. Her sene ülke ekonomisine milyar dolarlarca katkı yapan turizm sektörüne devletimiz 1 milyar dolar olsun ayırabilmelidir. 2019 yılında 51,7 milyon turisti ağırlayan turizm çalışanları bunu hak etmektedir dedi. Her sene ülke ekonomisine milyar dolarlarca katkı yapan turizm sektörüne devletimiz 1 milyar dolar olsun ayırabilmelidir. 2019 yılında 50